Selamünaleyküm değerli dostlar. Gazifişi.com'dan herkese sevgiler, selamlar olsun. Şöyle çok yakın olmasın. Neyse videoyu hiç kesmeyeceğim. Aynen bu şekilde yükleyeceğim. Çünkü gerçekten vakit nakit. Değerli dostlarım, az önce bir amatör balıkçı dostumuzdan bir konuşma gerçekleştirdik. Dedi ki böyle ben dedi kaşığı yüzdüremiyorum. Balık alamıyorum. Sebebi nedir dedi. Onun hakkında konuştuk. Şimdi arkadaşlar şöyle ki hava şartları, derinlik, kullandığınız kuşun ağırlığı, kullandığınız makinenin devir oranı, hızı şu su bu su, her şey avcılığı etkiliyor. Örnek vereceğim. Bakın Sarayburnu sığ bir meradır. Boğaza göre sığdır. Boğaz mesela 30 metre ise Sarayburnu 10 metre derinliktedir. Balık her zaman ne diyoruz arkadaşlar? İşte 1 metre ile 3 metre arası bir derinlikte. Yani nedir? Çok fazla su üstüne çıkmamak lazım. Orta su üzerine çıkmamak lazım arkadaşlar. Şimdi hafif kurşun kullanılıyor. Mesela örnek olacak verirsek de yine Ryobi AP Power 5.0. Yani orta yükseklikte devli bir makine. 94 santim topluyor. Kaşık biraz hızlı sarım istiyor. Yani hızlı saracaksınız bir 15-20 tur normal. Yani deli gibi palamut gibi değil de normal saracaksınız. Hafif yavaşlayacaksınız. Takipli geliyor lüfer. Ve lap diye atlıyor. Yani o yüzdüğünü istediğiniz anda yani şöyle ki ben av videolarında bunu göstermeye çalışacağım. Balığın gerçekten yüzdüğünü, yanında yüzdüğünüzü, sağında solunda yüzdüğünüzü, suyun değiştiğini anlıyorsunuz. Belli bir av yetisine sahip olduktan sonra. İşte onu istediğiniz anda benim bir videomda var. Belki dikkatinizi çekmiştir. Yavaşlayıp tasmayı vurduğum anda arkadaşlar balık biniyor. Yani yavaşladığı anda ben balığın atlayacağını anlıyorum ve o şekilde tasma vuruyorum. Şimdi sığ merada bunu yaparsanız yani hızlı sarımı yaparsanız makine devri de işte 94-95 santim toplayacak şekildeyse 5 ve üzeri siz çok çabuk su üstüne çıkacaksınız. Çünkü mera sığ akıntısız olduğu için ne oluyor? Hafif kurşun kullanıyorsunuz. 150 gram 175 gram kullanıyorsunuz. Boğazda olayın rengi değişiyor. Boğazda derinlik arttıkça basınç artıyor arkadaşlar. Ağırlık zaten ağır. Su zaten derin. Çok derin. Nedir? Şimdi 250 gram atıyorum. Suyun basıncı var. Atıyorum. Hızlı, normal hızlı sarıyorum. Ve 250 gram olduğu için kurşun sürekli dipten geliyor. Yani siz ne kadar hızlı sararsanız sarın. 250 gram ağır bir ağırlık olduğu için dipten geldiği için balığı kandırma şansınız bir hayli fazla oluyor. Kaşık yüzdürürken de dikkat etmeniz gereken olay arkadaşlar. Kaşık biliyorsunuzdur. Kurşunla beraber dibe batar, dibe oturur. Açıktayken genelde bir şey olmaz ama zaman zaman böyle attınız, muhabbete daldınız işte kurşun dibi buldu ama orada da bir yerlere takılabilir. Çünkü yüzeye yapışacaktır arkadaşlar. Üçlü çarpma iğnesi bir yere takılıp takımınızı koparmanıza sebep verebilir. O yüzden nedir? Kurşun düştükten sonra hemen kapatıp kaldırıp sarmaya başlayın ve balığı o şekilde yapın. Yakına geldiğiniz zaman yakınlarda ilişken, ip, halat, çer, çöp dolu olduğu için kaşık da hemen batacağı için arkadaşlar dikkatli avlanmanızı öneriyorum. Şu an çok güzel şekilde boğazda lüfer çok güzel şekilde kaşık yiyor arkadaşlar. Yeşil rengi çok seviyor. Yani bunu bizzat normalde ben bu renk şeyim yokturdur bilen bilir ama yeşilin özellikle çok çalıştığını benim en son yapmış olduğum avda paylaşacağım videoda arkadaşlar yeşil yani bunu neden söylüyorum? Çünkü merada bir abimiz vardı. En çok balı alan bir ben vardım. Ben sonra yavaş yavaş dikkat etmeye başladım ki arkadaşlar yeşil rapala ve bende de yeşil kaşık vardı. Daha sonra da işte eş dost arkadaşlarımıza da yeşil kaşıklar olanlar. Yani şöyle söyleyeyim. Diğerleri de elbette aldı. Ama ben 5 atışta 5 balık alırken diğerleri 5 atışta 1 balık alabildi. Seçti. Yani bu şekilde bir seçim yaptı. Bu zaman zaman değişebiliyor. Şu anki havanın durumuna göre arkadaşlar. Balığın sevdiği renk yeşil renk. Yani yeşile karşı ayrı bir zafiyeti var diyelim. Umarım faydalı olmuştur. Siz de yorumlarda özellikle yorumlarda arkadaşlar bu şekilde soruları belirtirseniz bu arkadaşımız sormuştu ben kısa anında bir video çekmek istedim. Bundan sonra kaşıkla avlanırken bu hususu dikkate alırsınız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Akşama çok güzel bir video hazırlayacağım. Vakit bulabilirsem uğraşıyorum. Bayağı bir veri var. Tabii boş veriler de var. Onları ayıklayıp akşama güzel bir video hazırlamayı umuyorum. Görüşmek üzere.